İnsan ölüyor, salih ameli yaşıyor. Salih amele Allah böyle bir ömür vermiş. Bugün bakıyoruz 1400 yıl önce, 1419 yıl önce Dar-ı Beka'ya uğurladığımız Hazreti Nebi salih amelleriyle nasıl da yaşıyor değil mi? Sünnet diyoruz biz Hazreti Nebi'nin salih amellerine. Bakın, ashabın bıraktığı salih ameller de yaşıyor. Yaşıyor ki biz onları kendimize çağdaş kılmaya çalışıyoruz. Getiriyoruz, model gösteriyoruz, misal veriyoruz, anlatıyoruz. Yaşıyor, biz de yaşıyor. Biz de yaşasın için uğraşıyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz. Onlardan binlerce yıl önce yaşamış peygamberler Kur'an tarafından yaşatılıyor. Yaşatılma sebebi salih amelleri. Peygamberler Kur'an'a salih amelleriyle giriyorlar. Salih kullarımızdandı buyuruluyor Kur'an'da peygamberler övülürken. O da salih kullarımızdandı. Yani çok ilginçtir. Bir peygamber salih kullarımızdandı diye övülüyor. Bu size manidar gelmiyor mu? Zaten peygamber. Zaten salih olacak diyebilirsiniz. Ama yok. Mine's-salihin derken, salih kullardan olduğu vurgulanırken, neden vurgulandığı üzerinde durmak gerekiyor? Oradan yola çıkarak vardığımız sonuç aslında salih amelin Allah tarafından bereketlendirildiğini, öldürülmediğini ve bu dünyada da yaşadığını. Yani bu dünyadan göçenin kişinin kendisi olduğunu ama salih amelin bir biçimde yaşadığını öğreniyoruz, görüyoruz. Allah.